Ne yaparsanız yapın hayvanların sütü bir türlü yükselmiyor mu? Enerji diyorlar, protein diyorlar, vitamin mineral diyorlar. Ne diyorlarsa uyguluyorsunuz. Çeşit çeşit yemler veriyorsunuz. O yem olmuyor başka yeme geçiyorsunuz. Kendi yeminizle, kendi ham maddenizle kendi yeminizi yapıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz ama hayvanlarınızın sütü bir türlü yükselmiyor mu? O zaman doğru videodasınız arkadaşlar. Hadi detaylara geçelim. Buzalarımız, oğlaklarımız, kuzularımız sürekli ölüyor. Ne yapmalıyız Yasin Bey dediniz. Ben de size harika çözümlerle geldim. İşte görmüş olduğunuz bu ürünler tamamen doğal ve spesifik antikorlar içeriyor. Doğduğu günden itibaren güvenle kullanabileceğiniz, aynı zamanda da hasta olduktan sonra tedaviye yardım amacıyla kullandığınızda kayıplarınızı minimuma indiren doğal antikorları sizler için getirttirdik arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz acilak ve rotogen combo Buzularınızda, buzağlarınızda oğlaklarınızda kayıpları minimuma indirecek artık Cryptosporidium, E. coli, Rotavirüs, Koronavirüs ve Salmonella sorun olmaktan çıkıyor. Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu hafta ineklerinizin süt veriminin neden yükselmediğini maddeler halinde sıralayacağız. Hadi videonun detaylarına girmeye başlayalım. Birinci maddemiz genetik arkadaşlar. Unutmayın ki hayvanlarınızın genetik kabiliyeti yüksek değilse ne yaparsanız yapın hayvanlarınızdan istediğiniz sütü alamazsınız. Peki hayvanlarımızın genetik kabiliyeti yüksek mi düşük mü? Bunu nereden bileceğiz? Genetik testler mi yapacağız? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Şimdi aşağıda sıralayacağım diğer maddeler. Eğer bunları doğru bir şekilde uyguluyorsanız, o zaman hayvanlarınız hala daha yüksek miktarda süt vermiyorsa, o zaman genetiğiniz düşük demektir arkadaşlar. Ama bunları uyguladığınızda süt verimleriniz yükselmeye başlıyorsa, o zaman doğru genetik kabiliyete sahip hayvanlarınız var demektir. Hadi o zaman lafı fazla uzatmadan madde 2'ye geçelim. Madde 2 Kuru dönem arkadaşlar, kuru dönem ineklerin süt veriminde oldukça önemli bir dönemdir. Ben bunu inşaatların temeline benzetiyorum. Ne kadar yüksek katlı bir bina yapmak istiyorsanız, o kadar sağlam bir temel atmanız lazım. Her şey bittiğinde en görünmeyen kısım temeldir aslında. Ama tüm binayı ayakta tutan yerde orasıdır. İşte kuru dönemde böyle bir şeydir. Eğer doğru kuru dönem uygulamaları yaptıysanız, o zaman hayvanlarınız çok yüksek verimlere ulaşabilecektir. Ama siz yanlış bir kuru dönem beslemesi ve bakımı yaptıysanız, o zaman temeli çürük olan bina gibi fazla yükselemeyecektir arkadaşlar. Peki nedir bu kuru dönem uygulamaları? Bu videonun konusu olmamakla beraber kısaca değinelim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda detaylı bir şekilde bunları anlatacağız. Arkadaşlar kuru dönem hayvanın bir önceki sağım döneminden çıkıp bir sonraki sağım dönemine girene kadar arada sağılmadan geçirdiği doğumuna yaklaşık 45 gün kala olan süreçten bahsediyoruz. Burada 45 gün tabiri bizim minimum sınırımızdır. 45 günün altında kuru dönem yapmayın arkadaşlar. Eğer hayvanlarınız 15-20 gün, 30 gün gibi bir kuru dönem geçirir de doğuma girerse o zaman meme bezleri, süt üreten meme bezleri yeteri kadar dinlenemeyeceği için istediğiniz süt verimlerini bir türlü size veremeyecektir yorgun süt bezleri. Peki daha uzun tutabilir miyiz? Arkadaşlar burada da 60 günü fazla geçmenizi tavsiye etmiyorum. Nasıl ki vücut geliştirme sporunda sporcular spor yaptığı dönem boyunca yüksek miktarda kas kütlesine ulaşıyorlar. Fakat sporu bıraktıktan sonra kas kütleleri günden güne azalıyor, küçülüyor. Yapmış oldukları kaslar yok oluyor. Buna biz atrofi diyoruz. Çalışmayan, kullanılmayan kaslar küçülür. Aynı zamanda da çalışmayan, kullanılmayan meme bezleri de küçülür. Süt verim kabiliyetleri günden güne azalır. Eğer siz 4 ay, 5 ay, 6 ay gibi bir kuru dönem süreci geçiriyorsanız o zaman süt üreten meme bezleri atrofi olmuş, küçülmüş, 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 küçülmüş. Bir sonraki dönemde sizin istediğiniz miktarda performansta süte ulaşmanızı engeller. O yüzden arkadaşlar bu dönemde kesinlikle ve kesinlikle 45 gün ile 60 gün aralığında tutabiliyorsak kuru dönemi harika bir iş yapıyoruz demektir. Bu dönemde kesinlikle hayvanlarınıza yüksek kalsiyum miktarı olan yonca gibi otlar vermeyin. Aynı zamanda sılajı 10 kilolara vardırmayın arkadaşlar. 8 kilolar civarında tutmanız çok faydalı olacaktır. Sakın ha sakın bu dönemde hayvanlarınıza süt yemi vermeyin arkadaşlar. Yüksek miktarda tuz içerdiği için en büyük başınıza gelecek problemlerden bir tanesi doğum sonrası memelerde ciddi miktarda bir ödem olması demektir. Bu ödem hayvanın memesine siz dokunduğunuzda, sağmak için makine takmaya çalıştığınızda size aşırı tepki vermesine sebep olur. Bunun dışında daha bir sürü zararları var ama kuru dönem videosu geldiğinde detaylarına gireceğiz. Şimdi kuru dönemi bir kenara bırakalım. Gelelim madde 3'e. Madde 3 de aslında kuru dönemde yapılan hatalardan kaynaklanan doğum sonrası ortaya çıkan problemler. Bunlardan bir tanesi yüksek miktarda kalsiyumlu besleme yaptıysanız hayvanlarınız hipokalsemi olacaktır. Yaptığınız tedaviden sonra hızlı bir şekilde hayvanınız iyileşebilir fakat yüksek süt verimine çıkmasına yaşamış olduğu bu doğum sonrası kriz yüksek süt verimine ulaşmasına engel olabilir. Aynı zamanda yapmış olduğunuz süt yemi beslemesi sılaj verilmesinden kaynaklı hayvanlarınız ketozis yani halk arasında şeker hastalığına yakalanabilir. Aynı şekilde tedavisini yapabilirsiniz. Fakat hem kullanılan ilaçların etkisiyle hem de hayvanın yaşamış olduğu bu karaciğer rahatsızlığından dolayı o dönem boyunca istediğiniz miktarda o hayvandan yüksek süt alamazsınız. Bununla beraber yine bu beslenme hatalarından kaynaklı mide dönmeleri olmakta. Midesi dönmüş bir hayvan tabii ki ameliyatla ya da ilaç yöntemleriyle tedavi edilebilir. Fakat istediğiniz yüksek miktarda süt verimlerine o dönemde çıkamayacaksınız demektir. Tüm bunlar aynı zamanda Doğuma yanlış müdahaleyle de birleşirse metrit enfeksiyonlarına sebep olabilir arkadaşlar. Metrit dediğimiz rahim iltihaplanması. Hem tedavi hem de yaşamış olduğu bu yoğun stres onun yüksek süt verimlerine ulaşmasını engelleyecektir. O yüzden kuru dönemde yapmış olduğumuz bakım beslemenin ve doğuma doğru müdahale etmenin ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Şimdi gelelim aslında en büyük problemlerinizden bir tanesine. Madde 4. Mastitler. Nedir mastitler? Memenin mikrop kaparak enfeksiyona maruz kalması demektir. Yüksek miktarda mikroorganizma meme içerisinde üreyerek memenin yangılanmasına, şişmesine, iltihaplı irinli, bazen sapsarı su şeklinde süt üretmesine sebep olmaktadır. Tabii buna süt diyemeyiz maalesef. Eğer hayvanınızı doğru sağım teknikleriyle sağmıyorsanız, sağım öncesi, sağım sonrası ilaçlamalarınızı yapmıyorsanız, makine bakımlarına dikkat etmiyorsanız hayvanlarınız mastit olabilir. Aynı zamanda da hayvanların yaşadığı ortamda yeteri hijyen bulunmuyorsa o zaman da mastit olabilir. Mastit olduğunuzda süt veriminiz ciddi miktarda aşağı düşecektir. Oluşan mastitler memelerdeki süt üretim bezlerini tahrip ederek bunların o laktasyon boyunca belki de ömür boyunca o memenin sağlıklı bir şekilde yüksek miktarda süt üretmesine engel olabilir. O yüzden arkadaşlar mastitlere çok dikkat edelim. Burada önemli bir kriz noktası da subklinik mastitlerdir. İneğiniz mastit olduğunda aslında görsel olarak bunu tespit edebiliyorsunuz. Memenin lobu aşırı miktarda şişebiliyor, kızarabiliyor ya da süt renginde kıvamında bir takım bozulmalar, değişiklikler oluyor. Subklinik mastit nedir? Görsel olarak ve memeye elleyerek anlayamadığınız gizliden gizliye seyreden aslında halk arasında gizli mastit denilen subklinik mastitler çok tehlikelidir. Eğer bunları tespit edemezseniz Hayvanlarınızın süt verimleri sürekli düşük olur. Siz de bunun nedenini başka başka şeylerde arayabilirsiniz. Subklinik mastitler ineklerinizin süt verimini düşürdüğü gibi aynı zamanda da işletme karlılığına oldukça ciddi olumsuz etkileri vardır. Bunu tespit edebilmekse oldukça kolay. Elektronik cihazlar alarak ara ara mastit var mı yok mu diye sütlerinizi kendi işletmenizde de tahlil edebilirsiniz ya da CMT sıvıları alarak süt kapları, süt sağım kapları bulunuyor arkadaşlar. Onlardan Az miktarda süt, az miktarda CMT ile karıştırarak subklinik bir mastitiniz yani gizli mastitiniz var mı yok mu kendiniz de görebilirsiniz. Eğer gizli mastitiniz varsa hemen bir veteriner hekime danışarak tedavi konusunda da yardım isteyebilirsiniz. Şimdi geldik madde 5'e rasyona. Yani nedir rasyon? Hayvanın günlük tükettiği yem gıdalarına biz rasyon diyoruz arkadaşlar. Bunun içerisinde istediğimiz miktarda süt üretebilmesi için gerekli olan enerji, gerekli olan protein doğru bir şekilde sağlanmalı arkadaşlar. Tüm enerji ve proteinin vücut tarafından emilip kanda taşınıp hedef dokulara ulaştığında orada doğru reaksiyonları gerçekleştirebilmesi için de vitamin minerale ihtiyacı var. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda biz buna rasyon diyoruz. Doğru bir şekilde enerjiyle, doğru bir şekilde proteinle ve ihtiyacı kadar bir vitamin mineralle dengelenmesi oldukça önemli. Peki bunların miktarları nedir diye sorarsanız Önümüzdeki videolarda sağlan inekler için, kuru dönemdeki inekler için, düveler için hatta ve hatta buzağlar için doğru rasyon nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilir tane tane anlatacağım. Siz de evinizde isterseniz fabrika yemleriyle, isterseniz kendi ham maddelerinizle rahatlıkla yapabileceğiniz rasyon formüllerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ama videonun konusunu çok fazla uzatmamak için rasyondan şimdi geçiyoruz. Madde 6. Arkadaşlar 6. maddemiz su. Aynı şekilde tükettiği arpa, mısır, yonca, saman, slaj gibi. Su da çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli biliyor musunuz? Çünkü sütün yaklaşık olarak %88'ini su oluşturmakta. Hayvanın yüksek miktarda süt üretebilmesi için yüksek miktarda da su tüketmesi lazım. Sağmal bir inek ortalama 120 litreler civarında su tüketebiliyor. Süt verimi 35-40-50 litrelere ulaştığında 150-180 litreye kadar süt tüket su tüketebiliyorken aynı zamanda da düşük süt verimlerinde daha düşük miktarlarda su tüketebiliyor. Ama bu miktardaki sütü günlük düzenli olarak tüketebilmesi lazım. Eğer hayvanlarınızı sabah ve akşam köyün çeşmesine günde iki defa su içmeye götürüp getiriyorsanız ya da günde iki defa sabah ve akşam olmak üzere birer kova ikişer kova önlerine su koyuyorsanız o zaman bu hayvanlar ihtiyacı olan suya ihtiyacı oldukları zamanda ihtiyacı oldukları kadar ulaşamayacakları için istediğiniz süt miktarlarına bir türlü ulaşamayacaksınız. Hayvanlarınızın önünde her zaman taze, temiz, içilebilir su bulunması oldukça önemli arkadaşlar. O yüzden suya çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi geldik madde 7'ye. Arkadaşlar madde 7 yağlanmadan bahsedeceğiz. Yüksek enerjili bir rasyonla besliyorsanız. Bu doğumdan sonraki 6. 7. ayda da olabilir kuru dönemde de olabilir kuru dönem sonrasında da olabilir. Eğer siz çok yüksek miktarda hayvanıza enerji veriyorsanız yağlanmaya sebep olacaktır. Yağlanma iç organlarda karaciğerde meydana geldiğinde bir sürü metabolik problemi tetikleyip de süt miktarının düşmesine sebep olabildiği gibi aynı zamanda da meme bezi içerisinde yağlanma oluşması demek hayvanınızın bir türlü istediğiniz süt verimlerine ulaşamaması demek. O yüzden her şeyin aşırılığından kaçının arkadaşlar aşırı yağlanma, hayvanlarınızda çok ciddi süt verim problemleri aynı zamanda da çok ciddi sağlık problemlerine sebep olacaktır. Şimdi geldi sıra madde 8'e. Madde 8'de parazitlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz hayvanın ihtiyacı olan enerji, vitamini, proteini her şeyi verdik. Ama hayvanın içerisinde bol miktarda parazit varsa biz ne veriyorsak parazitler de onu tüketecektir. Dolayısıyla hayvana verdiğimizden çalacaklar. Siz hayvanı besliyorum sanarken parazitleri besleyeceksiniz. Bu sebepten dolayı parazit mücadelesi oldukça çok önemlidir. Hele hele hayvanlarınız yeşile, meraya bol miktarda gidiyorsa o zaman içlerinde bol miktarda parazit var demektir. Sık meraya giden hayvanlar çok fazla parazite maruz kalabilir. O zaman 3 aydan 3 aya parazit ilaçlaması yapmanız önemli olabilir. Eğer az parazitle muhatap oluyorsa o zaman 4 aydan 4 aya da yapabilirsiniz. Ya da komple kapalı sistemde ise 6 aydan 6 aya da parazit uygulaması yapabilirsiniz. Ama parazit uygulamasını iki tekrarlı yapmayı unutmayın. Çünkü kullandığınız parazit hapları, parazit şurupları bunlar sadece yetişkin olan parazitleri öldürür. Parazitlerin yumurtalarını öldürmez. Bu yumurtalar da yaklaşık 2 hafta içerisinde yumurtadan çıkarak parazit ilacında etkisi ortadan kalktığı için hayvan vücudunda parazitler tekrar üremeye devam eder. Siz de parazit tedavisi yaptık hala da niye parazit var bir türlü anlayamazsınız. İşte bu sebepten dolayı ilk yaptığımız dozda yetişkin parazitleri öldürüyoruz. İkinci yaptığımız dozda ise 2 hafta içerisinde ortaya çıkan yumurtalardan çıkan parazitleri öldürmüş oluyoruz. Dolayısıyla artık onların üremesinin tamamen önüne geçmiş oluyoruz. Ama unutmayın hayvanlar bol miktarda meraya gidiyorsa 3 aydan 3 aya, az miktarda meraya gidiyorsa 4 aydan 4 aya, komple kapalı sistemde ise 6 aydan 6 aya parazit mücadelenizi yapmayı unutmayın. Bu arada da kullandığınız parazit ilaçlarına dikkat edin arkadaşlar. Bazı iğneler dış parazitlere etkilidir. Siz parazit iğnesi vurdum dersiniz ama bit, pire, kene, uyuz gibi etkenlere etkili olduğu için hayvanın içerisindeki kıl kurtlarına, şeritlerine, karaciğer, kelebeklerine etki etmez. O yüzden bunların hepsini etki altına alacak. Doğru bir parazit mücadelesi için mutlaka veteriner hekiminize danışmayı da unutmayın. Şimdi geldik madde 9'a. Arkadaşlar madde 9 aslında en önemli sebeplerden bir tanesi. Hayvan refahı. Nedir bu hayvan refahı? Hayvanın yaşayabileceği her türlü stres süt veriminin ciddi miktarda düşmesine sebep olur. Az önce suya ulaşamamasından bahsettik. Suyun eksikliği tabii ki de bir sürü problemi beraberinde getirecek. Ama burada da stres de oluşacak. Doğru bir şekilde beslemediğinizde hayvanların günlük açlık süresi uzadığında hayvan strese girecektir. Aslında rasyonda yapmış olduğunuz bir problem aynı zamanda hayvan refahını da olumsuz etkileyecektir. Hayvan başı 7 metre karenin altında alanınız bulunmasın arkadaşlar. Geniş geniş alanlar sağlayın onlara. Aşırı derecede kalabalıklık, sıkışıklık hayvanların strese girmesine sebep olacaktır. Sürünüzde gruplar varsa gruplar arası değişim yapmaktan mümkün olduğunca kaçının. Çünkü hayvanlar da aynı insanlar gibi sürü içerisinde arkadaşlar edinirler ve her grubun bir lideri vardır yüzlü grupların altındaki tüm sürülerde mutlaka lider seçerler. Yüzün üstündeki kalabalık sürülerde lider seçimi olmaz arkadaşlar. Sizin bölmelerinizde 20'şer 20'şer 30'ar 30'ar hayvan varsa her bölmenin bir lideri var demektir. Her değişiklik içeride iç kargaşaya sebep olacaktır. Siz dışarıdan her ne kadar görmeseniz de onlar bunu stresleriyle çok ciddi bir şekilde süt verimine yansıtacaktır arkadaşlar. Bununla beraber temiz hava soluyabilmeleri oldukça önemli. Unutmayın ki doğadaki canlılar içerisinde akciğer hacminin vücut hacmine oranla en küçük olduğu canlılardan bir tanesi sığırlardır. Dolayısıyla en fazla miktarda temiz havaya ihtiyaç duyan canlılardan bir tanesi de sığırdır. Aynı zamanda da damın sıcaklığı oldukça önemli. Sığırlar eksi 20-25 derece ile artı 25 derece arasında strese girmeden sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilirler. Havalar aşırı soğuduğunda yem miktarını arttırarak fazla miktarda enerji vererek Onların vücut ısısını yükseltebilirsiniz. Ama 25 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarda hayvanlarınız yem tüketimini azaltacak, azaltacaktır. Aynı zamanda da süt verimini azaltacaktır. Dolayısıyla yaz koşullarına uygun temiz havaya sahip kolaylıkla havalandırabildiğiniz ve sıcaklığın çok fazla yükselmediği ahırlarınız varsa süt verimizin yükselmesine oldukça faydası olacaktır. Aynı zamanda da yatacakları kuru ve temiz zemine ulaşabiliyor olmaları da hayvan refahı açısından oldukça önemlidir arkadaşlar. Tabii ki onlara bahçede gezinme olanakları da sağlayabiliyorsanız komple kapalı sistemlerde hayvan refahına çok ciddi katkınız bulunuyor demektir. Tüm bu saymış olduğum maddeleri eğer doğru ve düzgün bir şekilde yerine getiriyorsanız ve hayvanınızın da sütü yükselmeye başlıyorsa o zaman genetik kabiliyetiniz yüksek demektir. Tüm bunlar dört dörtlük olduğu halde hayvanlarınız yüksek miktarda süt vermiyorsa o zaman genetik kabiliyetinizin düşük olduğu anlamını buradan çıkartabilirsiniz. Tabii ki kendi sürünüzdeki yüksek süt verimliği annelerin yavrularını da sürüye ayırabilirsiniz. Evet arkadaşlar detaylı bir şekilde yüksek süt verimine ulaşmamıza engel olan maddeleri sırayla saydık. Bu maddeler içerisinde tabii ki boş kalan satırlar vardı. Doğru rasyon, doğru kuru dönem beslemesi, doğru vitamin mineral ayarlaması bunlar nasıl olacak? Bunlarla alakalı çok detaylı videolar çekeceğim. Tabii ki de talep ederseniz taleplerinizi bana videoya beğen işaretine basarak gösterebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu sayede bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki günlerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.